Başlayalım. Dün akşam da cumartesi günde gerçekten çok değişik bir Survivor'dı. Tansiyonlar gerildi, yüzleşme vardı kişiler arasında, takımlar arasında. Hepsini bugün, bu hafta bol bol konuşacağız ama önce Çağrı ile Öykü'nün bir yüzleşmesi var. Çünkü biliyorsunuz Çağrı'nın Öykü'den bir şikayeti vardı. Evet, Reci şu an uyarıyor, akşamın ipuçları gelmiş. Evet, sıcak sıcak akşamın ipuçlarıyla başlayalım o zaman. Sonra bütün yüzleşmeler burada olacak. İlk başta Gonca'yı göndermek istiyordu insanlar bu adada. Antipatik olan kız şu an sempatik geliyor insanlara. Sergen erkeklerin birçoğuyla anlaşamıyor çünkü hepsini bencil buluyor. Batuhan'la İsmail iyiydi. Zayıf halkayı seçip sayı alma peşine koştular. Bu dengeler arasında bir kızışma olur mu? Olabilir. Hazırsanız açıyorum. Yetmez. Açıyorum. İşte ödülünüz. Bu senenin ilk challenge'ı sevgili Ayşe ve Aleyna, ben ve İrem'e karşı gönülden başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın. Bence kazanacağız diyorum ben. Ben 3-0 diyorum. 3-0. Bir tane olsun, 3-1 olsun. Sevgili Ayşe ve Aleyna kazanır diyenler el kaldırsın. Aa. Bravo size, bravo Aleyna. Aşkınızı doyuralım Aleyna. Aleyna, Ayşe, Acun'un ayağıyla rakip yaralarını gönderdi. İrem Kanan. Ayşe'nin gönderdiği yerde İrem Kanan yetişti. Acun Ilıcalı yükseltti. Bu top döner mi? Güzel bir nokta İrem Kanan. Acun Ilıcalı'nın attığı yerde Ayşe'nin çabası yetersiz kaldı. Şu voleybol maçının şu görüntülerine bakınca diyorum ki eğer Acun abiler bir kıyak yaptıysa 3-1 kaybeder Acun abiler. Şey kazanır Acun abiler. Kıyak yapmadıysa net 3-0. Ezimet. Çünkü hep böyle ayaklar mayaklar. Demek ki Acun abiler çok ciddiye almamışlar. İyi değiller ya. Hayır, şunu anlamadım abi yarışmacılar. Yani burada bir kere en başta tamam hani iyi oynayan kötü oynayan diye ayırmayı bir kenara bırakalım. Zaten psikolojik olarak zaten hani yenik başlıyorsun zaten. Yarışmacısın çünkü. Yani. Acun abiye karşı zaten psikolojik olarak yeniksin. Niye böyle bir topa giriyorsun yani? Niye ama yenebilirler. Ama yenemez abi. Geçen sene Sercanlar ayak tenisinde yenebildi yani. Ya Sercan bırak da yensin bir maçta yani. 10 tane oynadılar bir tanesinde zar zor yendiler yani. Milli futbolcu adama bırak da yensin. Bu kızlar nasıl yenecekler şimdi onları yani? Zaten yenik başlıyorlar. Acaba kazanabilir miyiz endişesiyle başlıyorsun yani. Hayat cesurları bütün sever. Bütün takım destek yok. Takım herkes gitmiş başkasını desteklemiş. Hayat cesurları sever. Bu lafımı unutma. Bak evet. Bu Ayşe ve Aleyna için... Aslında risk güzel bir ha? Hamle. Evet. Değil mi? Bir risk ama güzel bir şey yani. Bence 3-1 biter diyorum. Boş risk. En azından bir sayı alırlar. 3-0 diye düşünüyorum. 3-0. Sen? 3-0 diye işime doğuyor. Sen? Ya 3-1 ya 3-0. 3-2 değildir ama. 3-2 o imkansız da ben de 3-1 diyorum. Yani, yani İrem abi ters atıyor. Acun abi evet, ayakla vuruyor ayakla falan. Vuruyor falan. Bir hezimet var orada yani. Aynen kesin. Bu arada niye beyaz giydim onu da söyleyeyim. Şöyle bir şey. Şimdi benim çok yakın olmadığım bir olay. Numeroloji diye bir şey var. Belki biliyorsunuz. Sayıların biliyoruz, insanların hayatı üzerindeki etkisi. İnsanın pin kodu mu oluyor? Ya böyle kitap sayıların hani senin hayatında bir kurgu içerdiğini, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anlatan bir çalışma modeli diyeyim. Bizim Bora'nın eşi Hülya Edin. Hülya sağ olsun bana bir benim doğum tarihim ve ismimi her şeyimi net olarak aldı. 15 dakikalık bir ses kaydıyla bütün işte çakralarım, işte sayılarla benim bağlantılarım falan bir şey yaptı. Şoka girdim. Hülya.edin. Muhakkak takip edin. Bak adı üstünde. Hülya.edin. Gerçekten şok oldum. Çok güzel şeyler söyledi. Hem geçmişimle alakalı hem de bundan sonrasıyla alakalı. Şöyle bir şey... Hani inanırsın inanmazsın ama seni çok güzel motive ediyor. Doğum tarihinle alakalı doğum bir şey. Doğum tarihim ve ismimdeki Fatih Hakan Hatipoğlu benim ismim. Toplam doğum isim tarihimle alakalı. Hepsiyle yani onların bir çıkarım çalışması var tabii. Bir sürü zaten kurslara gidiyor şimdi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün beyaz giy dedi. Senin kök çakra günün ve beyaz giymen lazım dedi. Çok güzel ben bir hafta olacak böyle dedi. Ben de yarın da kırmızı giymem lazımmış. Dolaba baktım kırmızı bir şey yok. Bugün direkt almam lazım. Net kırmızı böyle. Hülya'cığım çok teşekkür ediyorum. Her günü bir rengi mi var yoksa sadece? Ya her güne bir renk. Ama herkesin farklı. O rengin sana ve etrafına yaydığın enerji. Onu, uğurlu sayın belli mi peki? 8 abi her şeyim 8 çıktı. Hadi. Bak her şeyim 8.
Böyle bir şey olamaz ya. Bak Hülya da şok oldu zaten. Ya sen hep böyle 8'lere yakın mı duracaksın hayatta o zaman? Mesela? Evet, 8 benim hayatımı rakamıyım. Hülya lütfen bize de bakar mısın Hülya'cığım? Tamam, Hülya o zaman Damla'ya, Melisa'ya bir ben de Mert'e de aynen. Hülya.edin bence takip çok edin. Çok merak ettim Hülya'cığım, çok teşekkürler tekrar. Bir konseye geçelim. Tanıtımda çünkü gördüğümüz kadarıyla bir voleybol maçı var. Yine bir parkur mücadelesi evet. var. Ama önemli olan tabii ki hafta sonu yaşanan konseylerdi.